belli ki Fethullah Hoca'dan bir mektup gelmiş, barış teklifi, ıslak imzalı değil mi, öyle anladık. Bu barış teklifinde işte bütün olanlar geride kalırsa işin yumuşayacağı gibi vaatler, ama diyor başbakan o dönüşü olmayan nokta geçildi. Artık paralel devlet konusunda atılması gereken adım ne varsa hepsini atacağız. Geri dönüş yok diyor. Sayın Başbakan sürekli şantaj altında çalışamayız dedi. Çünkü yargıdaki bu paralel yapılanmanın böyle bir yöntem kullandığını ifade etti. Bunun için operasyonların durması gibi, yargıdaki gelişmelerin sonlandırılması gibi beklentiler içinde olduğunu anladım. Çünkü ıslak imzayla mektup geldi. Bir barış girişimi, uzlaşma girişimi olarak anladık o ıslak mektubu ki cemaatin üst düzey yöneticilerinden veya direkt Fethullah Gülen Hoca'dan gelmiş olabilir. Oradaki arayışı, uzlaşma arayışını yanıtlarken de tamam bir uzlaşma yapılsın ama yargıdaki gelişmeler ne olacak, operasyonlar ne olacak, şantajlar ne olacak diye de sordu. Dolayısıyla öncelikle orada bir sürecin durması veya yeniden gözden geçirilmesi gibi beklentisi olduğunu anladık Sayın Başbakan. Ama onu söylerken de bu paralel yapının ortadan kaldırılması, dershane düzenlemesiyle ilgili yasanın çıkarılması konularında da geri adım atmayacaklarını Sayın Başbakan beyan etmiş. İsmini kullanmadı Fethullah Gülen Hoca'nın. Ancak o cenahattan bir mektup aldığını, ıslak imzalı olduğunu, yakın tarihli olduğunu ve bir uzlaşma arayışı içerdiğini ifade etti Sayın Başbakan.